Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Erdoğan'a hakaretlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Kızılay'a yönelik eleştirileri sert bir dille yanıtlamış ve Kızılay'ı savunmuştu. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yetersizliğiyle gündem olan Kızılay'ın, depremin 3. gününde Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Ahbap tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satış doğrulanarak, arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik denildi. Ağırıl sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece Ahbap'a çadır sattı, sorusunu yöneltti. Ağırıl, tanesi 160 bin TL'ye başka kuruma da çadır sattı, dedi. Ağırıl paylaşımında şunları kaydetti. Ahbap'a tepki gösterenler var, bence bu yanlış. Ortalık yangın yeriyken bir şekilde buz gibi havada çadır ulaştırmaya çalışıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece Ahbap'a çadır sattı? Tanesi 160 bin TL'ye başka kuruma da çadır sattı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızılay'la ilgili ortaya çıkan skandallardan sonra, Erdoğan'a 5 gün önceki sözlerini bir video ile hatırlattı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun notunu düştü. Davutoğlu deprem bölgesinde çadır satma derdine düşen Kızılay'a bu sözlerle yüklendi. İş bilmezlik, akıl tutulması. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu deprem sonrası Ahbap'a çadır satışı yapan Kızılay için, bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor dedi. Yetersizliğiyle, depremin ilk gününden beri eleştirilerin hedefinde olan Kızılay ve Başkanı Kerem Kınık bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kızılay'a sert sözlerle yüklendi. Davutoğlu, kimin malını kime sattınız? İnsanlar sokakta çaresizce çadır beklerken, Kızılay çadır satışı yapamaz. O çadırlar ücretsiz olarak bölge halkına ulaştırılmalıydı. Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da satılan Kızılay çadırları hakkında çok sert bir açıklama yayınladı. İyi Parti sosyal medya hesabında, deprem felaketinin ardından afet bölgesine hemen sevk etmek yerine, Kızılay'ın bağışlarla ürettiği çadırların satışı yoluyla bölgelere gönderilmesine ilişkin, notuyla, parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun açıklamalarını paylaştı. Zorlu yaptığı açıklamada, dün bir gazetede yer alan iddialar çerçevesinde kamuoyuna yansıdığı üzere, Kızılay'ın deprem felaketinden 2 gün sonra depolarında mevcut olan çadırları 2050 adet sattığı ve ilgili derneğin almış olduğu bu çadırları, AFAD koordinesi ile 3. ve 4. günü sahaya ulaştırabildiği anlaşılmaktadır. Milletimizin her alanda işbirliği ve dayanışması çok önemli ve değerlidir. Ancak bu olay farklı yönleriyle irdelendiğinde felaketin ilk günlerindeki organizasyon eksikliğini ve koordinasyon hatalarını gözler önüne sermektedir. Kızılay'ın olağanüstü hal ilan edilen deprem felaketinin ardından elindeki çadırları ivedi olarak sahaya sevk etmek yerine bir başka kuruluşa satarak yönlendirmiş olması ne afet yönetiminin hedefine ne de etik, hukuki değerler sistemine uygundur. Kızılay gibi devletin ve halkın birleştirici gücü olma özelliğine ulaşmış bir kurumun sorumluluğunu ve AFAD'ın depremin ilk saatlerinden itibaren Kızılay'ın elindeki çadırları acil temin, organize, sevk etme görevini de ortadan kaldırmayacaktır. İyi Parti bu konuda gerekli tüm detaylı incelemeleri yaparak milletimizle paylaşacaktır, dedi. Akşener ise Kızılay'ın içine düştüğü durumu tek tweette özetledi. İyi Parti lideri Meral Akşener deprem sonrası Ahbap'a çadır satışı yapan Kızılay'ın içine düştüğü durumu, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz sözleriyle özetledi. Kızılay'ın genel başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de öğretmeninden geldi. Utanıyorum. Kerem Kınık'ın öğretmeni Rukiye Nurten Ömeroğlu sosyal medya hesabından, utanıyorum, diyerek tepki gösterdi. Beni ve diğer hocalarını affedin. Profesör Doktor Ömeroğlu, sosyal medya hesabından, utanıyorum, diyerek tepki gösterdi. Ömeroğlu şunları söyledi. Ahbap'a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay'ın başkanı Doktor Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona tıp etiği öğretememişiz.